Eşitsizliği çarpanlara ayırmamız lazım önce x eksi 3 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 1 bakın burada 1 kök 3 1 kök 3 1 kök 1 çift katlı kök olduğu için hemen 1 3 orayı anlayalım bu şekilde x kare ve x'in işareti artı artı ile başlayacağız yine artı 2 tane 3 geldiği için çift katlı kök oldu çünkü eksi yani o çift katlı deyince böyle kafanızda enteresan bir şey belirlemesin. 2 kök varsa, 4 kök varsa, 6 kök varsa çift katlı köktür. 1, 3, 5, 7 falan varsa da tek katlı köktür arkadaşlar. Haliyle bu yüzden cevabımız ne olacak en geniş çözüm kümesi için? Eksi sonsuz, 1 kapalı aralığı, birleşim, 3. Neden? 3'te de bu denklemi sıfır yapıyor ve eşitlik olduğu için o da dahil cevabımız E şıkkı. Çarpanlarını ayıralım, düzgünce görelim. x eksi 1 çarpı x artı 3, x eksi 1. X parantezinde 9 eksi X. Farklı kök e, bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Yani çift katlı kök yok değil mi? Bundan dolayı en küçük kök eksi 3. Sonra arkadaşlar e, diğeri 0. X eksi 1 varmış çift katlı geldi. O tamam 1 oldu. Bunu hemen işaretleyelim unutmayalım. 9 arkadaşlar. Ne ile başlayacağız? Buradaki eksi. Buradaki x kare artı buradaki x artı. Eksi çarpı artı artıdan eksi olacak. Sonra artı çift katlı kök artı eksi artı. Bu küçüktür sıfır dediği için eksi 3 açık sıfır açık birleşim 9 sonsuz bir de arkadaşlar arada sonuçta bir denklemi sıfır yaptığı için o biri de çıkarmamız lazım ama zaten aralığın içinde olmadığı için onu kale almamıza gerek kalmaz tabii ki. Haliyle eksi 3 ile 0 aralığında 9 ile sonsuz aralığında en küçük tam sayı kaçtır? Eksi 2. En küçük asal sayı nedir bu eşitsizliği sağlayan? 11'dir arkadaşlar. Bunların toplamları da 9 olur. A şıkkı. F2x hemen bulalım. 2x bölü 2x eksi 1. Gx artı 1'i de x gördüğünüz yere x artı 1 yazarsak x artı 2 olur. Eşitsizlik bunların bölümüymüş. Yani 2x bölü 2x eksi 1'i x artı 2'ye bölecekmişiz. O zaman x artı 2 arkadaşlar ters çevrilince paydaya yerleşir. Bunun büyük eşit 0 olmasını istiyoruz. Hemen 0, eksi 2 ve 1 bölü 2 kökler. Artı ile başlayacağız hepsinin işareti artı. Sonra eksi, sonra artı, sonra eksi. Büyük eşit 0 demiş. Aman paydada 1 bölü 2 var. 0 yapar onu silelim. Yine paydayı sıfır yapan değer eksi 2 onu da silelim. Olursa e, denk gelirse almayız. Eksi 2 açık aralığı, 0 kapalı aralığı, birleşim, 1 bir bölü 2 açık aralığı ve sonsuz kapalı aralığı. Kaç tane negatif tam sayı vardır demiş. Eksi 1 var arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. A şıkkı. Kökler çarpımı C bölü A yani eksi 5. M eksi eksi 5. M artı 5. Kökler toplamı eksi v bölü a 3 m eksi 12 küçüktür 0. Kolay bir denkleme döndü artık. Köklerden bir tanesi eksi 5 köklerden bir tanesi 4. İşaretler ikisinde de artı olduğu için artı eksi artı diyeceğiz. Küçüktür 0 demiş. Eksi 5 açık 4 açık aralığı. 4 eksi eksi 5 9 yapar. Bir daha çıkarmalıyız. İkisi dahil değilse arkadaşlar. A eksi B eksi 1 mantığı yapıyoruz hatırlayın. Bundan dolayı tek tek saymaya gerek yok. 8 tane tam sayı var A şıkkı. Burası arkadaşlar çarpanlarına ayrılıyor bakın a çarpı b a artı b o yüzden bu aslında x artı a çarpı x artı b'dir çarpımları a b toplamları a artı b işte olay bu. Burası x artı c'nin parantez karesi küçüktür sıfır böylece kökler eksi a eksi b ve eksi c çift katlı onu hatırlayalım böyle. Şimdi A küçüktür B küçüktür C olduğuna göre eksi durumunda da eksi A, eksi B ve eksi C diye sıralanacak. Haliyle arkadaşlar eksi C buraya, eksi B buraya, eksi A buraya. Çift katlı kök işaretler pozitif olduğu için x'lerde artı ile başlıyoruz. Eksi artı artı. Küçüktür sıfır dediği için eksi B açık, eksi A açık aralığı oldu. D şıkkı. Bu soruda şöyle ince bir nokta var arkadaşlar. Denklem bulacağız ama bakın 2. Aslında ikiyi çift katlı kök gibi düşünmeniz lazım. Niye biliyor musunuz? diyebilirsiniz ama hocam orası teğet değil. Çift katlı kök olması için illa teğet olmasına gerek yok. Burada bu mutlak değer olabilir. Aşağısı yukarı katlanmıştır. Sonuçta bir sivri nokta var. Aşağısı yukarı katlanmış gibi düşünün. Bir de şuradan anlayın. İşaret artı yine artı. 2'den sonra delip geçiyor mu? Hayır. Delip geçiyorsa arkadaşlar ekseni tek katlı köktür. Eğer böyle ister böyle olsun ister böyle olsun eğer işaret artıdan artıya ya da işte eksiden eksiye değişmiyorsa orası çift katlı kök kabul ederiz. En azından işlem yaparken haliyle bu ikiye dikkat etmeliydiniz. Belki gidenin öyle gitmiştir sorusu. 7'de de aynı durum var. Bak denklemi yapıyorum şimdi a çarpı köklerden biri 2 x eksi 2 köklerden biri 6 x eksi 6. Peki burada e, a zaten katsayı önemli değil eşitsizlik çözerken işaret önemli. Peki işaret nedir? 6'dan sonra eksiye doğru gittiği için bunun işareti eksidir arkadaşlar. Yeşil hangisiydi? Ee, mor yolu izleyen fx olduğuna göre yeşil yolu arkadaşlar gx'miş. Sonra fx'e bakalım. O da yeşil yol. Ee, pardon mor yol. fx'te bak kök x eksi 2. Sonra arkadaşlar bunu tabi kare yapalım. Hani kareymiş gibi. 4 de olabilir, 6 de olabilir ya da mutlak da olabilir. Maksat orada çift katlı olduğunu anlayalım diye tamam mı? Sonra arkadaşlar x eksi 2 ve x eksi 7 de sekiyor. İşaret değişmiyor. Bir nevi çift katlı kök gibi kabul edeceğim. Böyle yapacağım. Sonra x eksi 10'da delip geçiyor. Ondan itibaren eksiye gittiği için o yüzden bu da eksidir arkadaşlar. Bölerken eksi bölü eksiden artı olacak. x eksi 2'nin parantez karesi x eksi 7'nin parantez karesi dediğim gibi 4, 6, 8 de mutlak değer fark etmez. Yeter ki çift katlı olduğunu anlayalım. x eksi 2'nin karesi sonra x eksi 6 bunlar gitti. Sonra arkadaşlar eksi bölü eksiden artı oldular. Pay ve paydayı eşitsizliklerde sadeleştirme hakkınız her zaman var. Küçük eşit 0. Böylece köklerden biri 6, biri 7, biri 10. Buradan artı, eksi, çift katlı kök aman dikkat yine eksi ve artı. Küçük eşit olduğu için 6 e, nereyi sıfır yapıyor? Paydayı. Açık aralık olmalı. 10 nereyi sıfır yapıyor? Pay, payı. Böylece cevap 6 açık 10 kapalı aralığı oldu. A şıkkı. Ne verirsek verelim negatif olduğuna göre demek ki bunun arkadaşlar kökü yok. Bakın tablo oluşturmaya kalktığın zaman hep böyle olması için burada bıçak gibi kesen bir kökün olmaması gerekiyor. Delta küçüktür sıfır bu yüzden. M-1'in parantez karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 4 küçüktür sıfır olmalı. M-1'in parantez karesi eksi 16 küçüktür sıfır. 2 kare farkı M-1 eksi 4. M-1 artı 4. Ve burada bir kök eksi 3 oldu. Bir kök 5 oldu. Artı eksi artı. Haliyle arkadaşlar eksi 3 ile 5 aralığında. 5 eksi eksi 3. İkisi de dahil değil. Bir daha çıkaracağım. 7 tane değer varmış C şıkkı. İki denklemin ekoku arkadaşlar şu demektir. Aynı sanki üstü sayılarda yapıyormuşuz gibi. X eksi 2'nin kübü ve X eksi 2'nin dördüncü kuvveti var ya. Büyük olan üstte alacaksınız. Ortak olmayanı direkt alacaksınız. Yine ortak olmayanı direkt alacaksınız. İşte olay bu. Normal sayılarda şey alır gibi. Ekok, ebop alır gibi. Böylece köklerden bir tanesi 1, bir tanesi 2, bir tanesi 4. x eksi 2 dördüncü kuvvet olduğu için çift katlı kök anlayalım böyle. Bunlar arkadaşlar x eksi 2 pardon. Çift katlı bunlar tek katlı böyle. Şimdi artı ile başlayacağız. Eksi yine eksi artı. Böylece eksi sonsuzdan 1'e açık aralık. Birleşim 4'ten sonsuza arkadaşlar yine açık aralık. Ve eşitsizliği sağlayan en küçük pozitif tam sayı değeri 5 olacak. Çünkü 1 dahil değil. Mecburen 4 de dahil değil. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı 5. Solda 3 tane var. Yani 12x. Sağda arkadaşlar gördüğünüz gibi x tane var. Kaç tane olduğu belli değil. x çarpı x olacak her biri. x ağırlığında olduğu için neresi ağır basıyor? Sol taraf daha ağır basıyor. Böylece at sol tarafa 0 küçüktür. x kare eksi 12x hemen çarpanlarını ayırdığımız zaman x çarpı x eksi 12 yani 0 ve 12 oldu. Artı eksi artı. Bu ifade 0'dan küçük olması için 0, 12. Ama bize ne demiş? X'in alabileceği 3'ten büyük kaç farklı değer vardır? O zaman şöyle 3 açık 12 açık diyeceğiz. 12 eksi 3 9. Bir daha çıkaracağım 8. Çünkü ikisi de dahil değil. E şıkkı. İkinci dereceden polinomunun birbirinden farklı iki gerçek kökü vardır. 1-2 aralığında Px polinomunun yalnız bir kökü olduğuna göre A'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Evet güzel bir soru. Parabol arkadaşlar ikinci derecede fonksiyon sonuçta. Şimdi ee, yorum yapmaya çalıştığınız zaman bazen grafiği işin içine sokmak zorundasınız. Grafikle çok iyi görebilirsiniz çünkü olayı. Bakın şimdi kolları yukarı doğru olan bir parabol. 1 ile 2 arasında yalnız bir kökü var. Örnek bir görüntü böyle olabilir. Veya arkadaşlar 1 ile 2 aralığında başka bir görüntü böyle olabilir. Yani sol tarafında mı, sağ tarafında mı bilemem ama 1 2 aralığından sadece bir kök geçiyor. Peki bu bana ne anlatıyor? Bakın şimdi. 1 verdiğiniz zaman burada negatif oluyor. 2 verdiğiniz zaman burası artı oluyor. Demek ki f1 ile f2'nin çarpımı negatifmiş. Aynı hamleyi bak burada yap. 1 verince pozitif oldu. 2 verince negatif oldu. Grafiğin sol tarafı mı yatık yoksa sağ tarafı mı yatık olduğunu bilmiyorum. Kayık olduğunu daha doğrusu. Ama bildiğim bir şey var. Her ikisinde de F1 ile F2 zıt işaretli oldu. Bu soruda yıldızlıyorum. Budur arkadaşlar. Haliyle anladık ki F1, F2 yazalım yerine. 1 eksi A artı 6 bu F1 arkadaşlar. Bir de F2, 4 eksi 2 A artı 6. Hangi görüntü olursa olsun bunların çarpımlarının ters işaretli olduğundan dolayı sıfırdan küçük olduğunu gördüm. Böylece 7 eksi a ve 10 2 a küçüktür sıfır. Bir kök arkadaşlar 5, bir kök 7 artı ile mi başlayacağız? Evet, eksi çarpı eksen artı ile başlayacağız. Sonra eksi, sonra artı. 5 ile 7 açık aralığı olmalıymış cevap arkadaşlar. D şıkkı. Her x gerçek sayısı için 2'den büyüktür. Böyle gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? Normal standart denklemi çözmek için n artı 2 x kare eksi n artı 2 çarpı x artı 3 eksi 2 büyüktür 0 diyeceğiz arkadaşlar. Böylece normal standart şuna dönecek. Her zaman ne söylüyoruz? Sağ tarafı veya artık duruma göre işte sol tarafı 0 yapın ki normal eşitsizlik çözebilin. Böylece daima 0'dan büyük olduğuna göre 1. n artı 2 arkadaşlar 0'dan büyük olmalı. Çünkü başladığınız işaret artı olması lazım. Birincisi bu. İkincisi delta büyük küçüktür sıfır olmalı. N artı 2 kare eksi 4 çarpı N artı 2 küçüktür sıfır olmalı arkadaşlar. İkisini birleştireceğiz şimdi. Burada N kare artı 4 N artı 4 eksi 4 N eksi 8 küçüktür sıfır. N 4 N'ler gitti. N kare eksi 4 küçüktür sıfır tabloyu oluşturuyorum. Dikkat edin lütfen. Birinci ve ikinci. Buraya bir diyeyim, buraya iki diyeyim. İki şartı da sağlamalı. Birincisi eksi ikiden büyük olmalı. Artı eksi gördüğünüz gibi. İkincisi kökleri eksi iki ve ikidir değil mi? Ne kare eksi dördün. Haliyle arkadaşlar burası da böyle olacak. Aman unutmayın. Eşitsizlik sisteminde bunun da kökü eksi 2, bunun da kökü eksi 2 çift katlı kök demek yok. Bu ayrı bir eşitsizlik, bu ayrı bir eşitsizlik çünkü. Böylece bunun kökleri de eksi 2 ile 2 arasında artı eksi artı. Bu da negatif olması lazım. Her ikisinin de sağlandığı bölge bakın. Burası geldi. Eksi 2 ile 2 aralığı D şıkkı. Arkadaşlar mavi karenin alanı ve dikdörtgene yorum yapmak için mecburen harf vereceğim ilk önce. Biraz fazla olacak. A, A, A diyorum. Bak burayı bilmiyoruz. B olsun. Şurası A eksi B. B. Şuraya C diyorum. Burası C. Dikkat. 3A'da sıkıntı yok. Sonra çevre ne demek? Bu arada onu da göstereyim. Çevre bakın şöyle. Buradan geleceksiniz böyle. Budur çevre tamam mı? Etrafını çevreleyen şey gerçekten. Haliyle arkadaşlar şu kadarlık kısım A eksi B. Sonra B. Sonra 2C. B'ler birbirini götürdüğü için 4A artı 2C 40 oluyor. 2A artı C eşittir 20 oluyor. Bir de arkadaşlar... Karenin alanı e, dikdörtgenin uzun kenarıyla karenin bir kenarının çarpımından büyükmüş. Bundan dolayı a kare eksi c a büyüktür sıfır olacak. Sonra dikkat c gördüğüm yere aslında ne yazabilirim? 20 eksi 2 a. Bak şimdi a kare eksi 20 eksi 2 a çarpı a büyüktür sıfır. Böylece e, her iki tarafta da ortak olan a var. A eksi 20 artı 2A büyüktür 0 oldu. A çarpı 20 eksi 20 artı 3A büyüktür 0. Kökler neler geldi? Yukarıda göstereyim. Bir kök arkadaşlar 0. Diğer kökte 20 bölü 3. Neyle başlayacağız? Bakalım işareti artı artı eksi artı. Şimdi bundan dolayı ne olması lazım? Sıfırdan küçük sayılar alamaz. Kenar uzunluğu negatif olamaz. 20 bölü 3 6 küsür bir şey. O zaman en az 7, 8, 9, 10 verebilir miyiz? Aslında sonsuza kadar vermemiz lazım. Ancak arkadaşlar 10 verdiğimiz zaman burada görmemiz gereken şey C'nin sıfır olması. Olmaması daha doğrusu. Haliyle 20 eksi A'ya 10 verdiğimizde 20 olur. C 0 olur. Bir kenar sıfır birim olabilir mi? Hayır. Bu yüzden verebileceğimiz sadece 3 sayı varmış sonsuza kadar gidemiyor böylece 9+8 daha 17 7 daha 24 oldu B şıkkı